Teşekkür ederim. Özlemişiz seni Baldız. Ay ben de sizi çok özlemişim valla. Bakmaya doyamıyorum. Saçların çok yakışmış. Amerika'sına çok yaramış. Ay canım ablam benim ya. Ben de Amerika'ya alışmıştım ne yalan söyleyeyim sana. Ama eniştem iş var diye çağırınca yapacak bir şey yok tabii. Hazır mısın çalışmaya başlamak için? Hazırım tabii enişte. Bak bu Rusları çok beklettik. Adam teknesinin iş tasarımını bir an önce görmek istiyor. Tamam enişteciğim hallederiz ben de. Ayrıca adamlar benden iyisini mi bulacaklar? O iş bende sen merak etme. Evet yani Sencer lütfen ne olur iş konuşmalarını sonraya bırakın. Kız biraz nefes alsın. Kardeşimle hasret gideriyoruz şurada. Tamam tamam. Yerim ben seni ablam benim. Deli kız. Ceylin Hanım bavullarınızı odanıza çıkarayım mı efendim? Bavullarımı mı? Olur. Oh, özlemişim İstanbul'u. Bak, yani sadece İstanbul'u mu özledin? Tabii ki hayır. Ben en çok canım ablamı, bir tanecik ablamı özlemişim. Ben de seni çok özledim. İyi ki yanımdasın. Bir daha gitme olur mu bir yerlere? Burada kal. Ceylin, bazen kendimi o kadar yalnız, o kadar tek başına hissediyorum ki. Abla ya. Olur mu öyle şey? Dilara var, Bora var, Sincer enişten var. Hepsi yanımda onların senin. Evet. Onlar olmasaydı ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Ah, Ecem'in yokluğunun açtığı yaraya merhem oldu her biri. Özellikle de Dilara. Dilara'yı öz kızım bildim. Ecem'in yerine koydum onu. Onun her sarıldığımda Ecem'i hissettim. Ona her baktığımda Ecem'i gördüm. Ama olmuyor işte. Canımı acıtan bu eksikliği kimse dolduramıyor. Ece bir an olsun aklımdan çıkmıyor Ceylin. Yani inan bana. Ne olur inan. Kızım bir yerlerde yaşıyor. Bunu hissediyorum. Yaşıyor. Ah Ceylin. Ben aldığım her nefeste canımı yakan o ateşi soluyorum. Yediğim yemek boğazımdan bazen böyle cam kırıkları gibi geçiyor. Yani birazcık böyle bir mutlu olsam, sevinsem hemen böyle bir pişmanlık çöküyor üzerime. Benim yarı yanım hayatta, yarı yanım cehennemde kavruluyor. Canım ablam, ben sana kıyamam ya, kıyamam. Ece'yi, yeğenimi kaybettiğini inkar ediyorsun. Hala onun yaşadığına inanıyorsun. Yaşadıkların yüzünden de kendine kızıyorsun. Hayatta her an bir pazarlığın varmış gibi. Ne yaparsan bana geri getirirsin diye. Ablam mutsuzsun. Hem de çok mutsuzsun. Üstelik seni mutlu etmek isteyen insanlara da set çekiyorsun. Evet. Çünkü Ecem'in öldüğünü ve onun kaybettiğini kabullenemiyorum.